Sadece Tülük Köyü sınırları içerisinde yapılması düşünülen bir katı atık çöp tesisi projesi var. Bu projenin özellikle yapılacağı alana ilişkin yöre halkı uzunca bir süredir itirazlarda bulunuyor. Yapılacağı alanda 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54.900 ağacın yollar hariç orada kesileceği, tamamen tıraşlanacağı ve çıplak bir araziye dönüştürüleceği yönünde raporlar tanzim edilmiştir. Bizler bu meselede uzunca bir süredir yöre halkıyla ve çevreci dostlarımızla bir mücadele yürütüyoruz. Ama ne yazık ki bu mücadeleye Dersim'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadılar. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece oradaki yöre halkının, köylülerin, 3-5 kişinin sorunu değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bu itirazlarımızı dile getirirken de bilimsel temellere dayandık. Bu yarın çok daha farklı sonuçlara sebebiyet verecek. Peki bu jandarmanın ve askerin oraya gelmesi, köylüyle karşı karşıya bırakılması, kollukla köylünün karşı karşıya bırakılması, bunlar nasıl bu aşamaya gelindi? Bu yine yerel yönetim, belediye başkanı Fatih Maçoğlu'nun resmi yazışmalarında bizzat mevcut. İhaleyi alan şirketin saha ziyaretleri sırasında demokratik tepkilerini kullanan yöre halkına karşı sorun yaşamaması için jandarmadan yardım talep edileceği bizzat resmi yazışmalarda dile getirildi. Biz bunları dile getirdik. Yine 21 Şubat tarihli yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu yazıyı da inceledik. Yani kendisi burada dahi değil. Seçim çalışmaları yürütüyor. Aylardır burada olmayan, bir ay sonra resmi, aylardır da fiili olarak belediye başkanlık görevi bitmiş, yerine getirmeyen bir insan bu meselede böyle bir yazışma içerisine girebiliyor. Yani bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisinin o tarihlerde İstanbul'da olduğu da ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Yani bu kadar ısrar edilmesini de biz anlamış değiliz. Bir ay sonra görevi bitecek olan belediye başkanının bu kadar ısrar etmesi, bu kadar bu projenin arkasında durmasını, artık farklı niyetler, farklı amaçlar, farklı planlar mı söz konusu, farklı ilişkiler mi söz konusu, bizden aklına bunu düşürüyor. Ama biz sonuna kadar mücadelemizi yine devam ettireceğiz. Yani karşımızda yalnız da kalsak sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda bizlerin, orada yaşayan yöre halkının, çevre mücadelesi veren, doğasına sahip çıkan insanların beklentileri vardır. Bu proje Dersim'e zarar verecektir. Sadece bizlerin sorunu değildir. Bu anlamda adaylardan şu beklentilerimiz vardır. Bu projenin bu alanda yapılmaması için bu konuda taahhüt vermeleri, seçim bildirgelerini eklemeleri ve bu konuda kamuoyunun önünde halka söz vermelerini talep ediyoruz. Çünkü bu halk, doğasına sahip çıkan bu halk yarın sandığa gittiğinde doğasını yok eden, yaşam alanlarını yok eden insanlara sandıkta gereken cevabı verecektir. Değerlendirmesini buna göre yapacak. Bizlerin bu anlamda beklentilerimiz var. Şimdi yani söz konusu proje bugün gelinen aşamada dönülemeyecek bir aşamada değildir. Henüz ormandan kesin izin kararları alınmamıştır. Ormanların kestirilmesi için yazışmalar yapılmakta ama gerekli idari kesin izin kararları henüz alınmamıştır. Henüz aktarılan bir fon parası söz konusu değildir. Belediyenin hesaplarına girmiş bir para söz konusu değildir. Şirkete ödenmiş bir para söz konusu değildir. Yani bu aşamada bu projeden vazgeçilmesi halinde herhangi bir tazmin yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu projeden her an vazgeçilebilir. Farklı bir alanda düşünülebilir. Doğa katledilmeyebilir. Farklı çözüm önerileri hayata geçirilebilir. Kralının, buranın, şuranın meselesi değil. Bu Dersim'in bir meselesidir. Dersim'in. Şurada kayayı görmüşsünüz. Bu kayanın arkasındadır bu çöp tesisi. Bu çöp tesisi oradadır. Sadece biz ölmeyeceğiz orada. Sizler de öleceksiniz. Tüncel ölecek, Tünceli. Onun için herkes elini vicdanına koysun. Duyarlı olsun. Orada inanç yerlerimiz var. Orada köylerimiz var. Tarım arazilerimiz var. Yok olmaması için biz bunu yapıyoruz. Bilhassa insan sağlığı için bunu yapıyoruz. Bu çöpün de bu kayanın arkasından sabahleyin kalktım, Tünceli'yi duman almış arkadaşlar. Duman almış. Pencerenizi açamazsınız. Pencerenizi açamazsınız.